Dünya kadar telefon var içeride. Bu sefer voleyi kesin vuracağız. İnşallah abi, inşallah. Tamam ya, tamam. Maskelerimizi takalım. Hı-hı. Bitirelim şu işi. Hadi yürü. Hadi. Aç abi, aç. Eder kanka bunlar? Ne bileyim oğlum. Siz de gördünüz, doğru düzgün bir şey yokmuş işte. Adi herif sıfır telefonları var ya, hep kasaya koymuş demek ki. Ekipte bir de kasacı mı besleyeceğiz lan bundan sonra? Bizdeki de şans. Şans mans değil kardeşim. Geldik burayı mecburiyetten mesken tuttuk. Olacağı bu işte. Ne oluyor oğlum? Alarm var lan burada. Yo, onun için burayı seçtik ya. Sessiz alan var ya, ondan olmasın. Harbi mi lan? Hadi oğlum, uzayalım buradan. Hadi çabuk 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 çabuk. Hadi hadi. Tamam tamam, geldim geldim. Oo, masaya bak masaya. Döktürmüşsün yine hanım. Geç hayatım, geç. Ay maşallah. Sabri kalkmadı mı daha? Yok, gece de geç gelmiş zaten. Arkadaşlarına ders çalışmaya gitmişler. Hayırlısıyla bu da bitirse okulunu. Az kaldı Tahir, az. Ablaları gibi o da bitirecek inşallah. Hı hı. Bu sene sonunda bir de mühendisimiz olacak. Olacak ya. Allah'a şükür meslek hayatım boyunca alnıma bir tek leke bile sürülmedi. Kursağınızdan tek kuruş haram lokma bile geçirmedim. Tek başıma çalışıp çocuklarımı okuttum. Ama Allah'ları var. Onlar da yüzümü kara çıkar. Bir kere bile benim yüzüme eğmedi. Çok şükür. Senin hakkını da ödeyemem. Evi çekip çevirdi. Çocuklar hiçbir şeye muhtaç etmedi. En zor zamanlarımda beni idare etti. Günaydın. Günaydın. Günaydın oğlum. Gel gel otur şöyle hadi. Yok baba, derse geç kaldım. Hemen çıkıyorum.
Evladım atıştır bir şeyler, bak annen senin için hazırladı bunları. Aa, yesene oğlum. Annem seni mi kıracağım? Oğlum hap gibi olur mu öyle? Kantinden alırım ben, hadi Allah'a ısmarladık. Evladım Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol annem. Akşama geç kalma. Tamam babacığım tamam. Hadi. Yine bir şey yemeden gitti. Hep böyle yapıyor bu çocuk. Neyse, tek kusuru bu olsun. Aa, çaylarımız soğudu. Hadi. Dünkü malları kaça okuttun kanka? Vallahi umduğumdan aza gitti be kardeşim. Hepsini 3000 lira alabildim. Yapma ya. Tüh be. Bana ne tavır yapıyorsunuz oğlum? Sanki dükkana beraber girmedik. Siz de gördünüz işte. Herifçi oğlu uyanık. Sıfır telefonların hepsini kasaya kilitlemiş kardeşim. Hakikaten ya. Neyse abi, ben size mamalarınızı vereyim de siz daha fazla ağlamayın. ...500 var burada kanka. Ha, biliyorum. 1000 lira düşmüyor mu adam başı birader? Oğlum biliyorsun, benim biraz borç harç var. Bu aralar böyle olsun. Sonra telafi ederim kanka, merak etme. Oo Kasım, sen de hep böyle yapıyorsun birader. Oğlum idare et işte, bak Sabri'nin sesi çıkıyor mu? Halden anlayan adam başka oluyor tabii. Ulan öyle babaya böyle evlat, süper bir şey ya. Hale bak kardeşim. Adam var ya, bunun bu halini öğrense ne yapar acaba? Açma reis bu mevzuyu. Ne var lan? Yalan mı? Ama rahat ol, bizden sır çıkmaz kardeş. Değil mi Yaşar? Aynen kardeşim, rahat ol. Önemli bir telefon, bir bakayım. Yenge mi arıyor? Şuna bak. Alo, ne haber hayatım? Görüyorsun değil mi? Ben de iyiyim. Ne yapıyoruz, buluşuyor muyuz bugün? Tamam, bir saat sonra. Ben de. Ne diyor yenge? Yine düğünü mü soruyor? Harbi lan, ne zaman düğün? Bakacağız reis işte. Bak bak, sabret. Ne haber hayatım? İyi bir haber yok Sabri. Ne oldu gene ya? Bir de soruyor musun? Sormayayım. Ya öyle durma hayatım. Nasıl durayım? Hep böyle yapıyorsun ya. Hep böyle yapıyorsun mu? Şuraya bak ya, hem suçlu hem güçlü. Nişanlanalı 2 sene oldu Sabri. Ne zaman evleneceğiz biz? Yine mi aynı mevzu? Önce bir okulu bitireyim. Madem okulun bitmesini bekleyecektin, ne diye nişan yaptın? Bir tanem, biraz daha sabır. Sen bunu anneme anlatmayı dene istersen. Sürekli o kadar isteğinin vardı, gittin bu adamı seçtin diye kafamı şişiriyor. Ama kabahat bende. Ne diye okulunu bitirmemiş bir adamın evlenme teklifini kabul ediyorsun ki? Salak kafan. Ya o kadar bekledin. Biraz daha bekle bir tanem. Bak ne yap et. Bu seni okulunu bitir ve şu düğünü yap artık. Sen merak etme beni. Yazın yapacağım düğünü. Yapsan iyi olur. Yoksa beni unut. Hırsızlık anının görüntüsü kameralara saniye saniye yansıdı. Araştırma yaptım. Akşam mal geldi. İçeride var ya 250 tane laptop vardır ha. Para yoksa bile okuturuz reis. Aslan kardeşim benim be. Hadi bakalım. Maskeleri takalım, işimize bakalım. Hadi. Al bakalım. Sabri, bu da senin payın. Sağ ol reis. Ya Kasım, bir haftada 4 yere girdik.
Adam başı 1500 lira çok az değil mi? Hele son girdiğimiz yer en kabasından 10 kağıt bırakmıştır. Yanlış mıyım Sabri? Yani. Oğlum sizin payınızdan biraz aldım ben. Borç olarak yani. Ama niye alıyorsun ki yani? Oğlum dedik ya beni bu ara idare edin diye. Ablam ameliyat oldu. Oluk oluk para gidiyor ablama. Merak etmeyin. Bende paranız kalmaz. Bundan sonraki işlerde düşüneceğiz bir şeyler. Ne kadar alacağımız var sende? Ama uzattım be. Ödeyeceğiz dedik işte. İstemeyen varsa çeker gider. Kimseyi zorla tutmuyoruz burada. Tamam ya. Ben de merak ettim kanka. Onun için sordum. Fazla merak iyi değildir koçum. Şimdi sırada bir hırsız haberimiz var. Alçak bunlar ya. Eşek heriflere bak. Ne oldu Tahir? Elektronik eşya satan mağazalar. Ya o adamlar ellerini kollarını sallaya sallaya soygun yapmışlar. Hem de güpegün. Şerefsiz bunlar ya. Haysiyetsiz köpekler. Maske taktıkları tespit edildi. Aman Tahir, bende bir şey var sanmıştım. Daha ne olsun Nermin? Bundan daha beter bir şey olabilir mi? Sen git milletin bin bir emekle biriktirdiği paraları çal. Allah cezalarını versin. Bütün hırsızlar. Oh be, ne kolay iş. Ben çalışıp çabalayıp kazanayım. Sen yan gel yat. Sonra da gel benim paramı çal. Ay Tahir, vazife başında da bunlara çok takardın, şimdi de. Bir gecede şöyle ferah ferah televizyon seyredelim. Sinirlenme ya. Yahu, nasıl sinirlenmeyeyim? Kanıma dokunuyor Nermin. Bu şerefsizlerin var oldukları. Millete kene gibi yapıştıklarını bilmek kanıma dokunuyor yahu. Nereye oğlum? Meyveni yemedin. Biraz ders çalışmam lazım anne. Sonra yerim. Peki oğlum, sen bilirsin. Naber kanka? Neredesin? Her zamanki mekandayım kardeşim. Tamam. Bekle, geliyorum hemen. Önemli bir şey konuşmam lazım seninle. Tamam. İyi, hadi bekliyorum. Beter bir şey olabilir mi? Sen git, milletin bin bir emekle biriktirdiği paraları çal. Allah cezalarını versin. Bütün hırsızlar. Nereden çıktı oğlum şimdi bu ya? Vallahi en doğrusu bu. Hayda. Oğlum düşünsene. Yaptıkların babamın kulağına giderse ne yaparım ben ha? Orası öyle. Tahir amca da vallahi gebertir seni. O yüzden en doğrusu benim bu işleri bırakmam. Kasım'la konuşmadın değil mi hala? Yok. O da gelir birazdan. Bakalım o ne diyecek. Ne diyebilir ki? Bu benim kararım. Sabri nereye gitti? Arkadaşı arayıp ders notlarını istemiş. O da götürdü. İyi. Maşallah. Bu sene iyi çalışıyor çocuk. İnşallah kaybını telafi edip mezun olacak bu sene. İnşallah, inşallah. Hayatım, içsene kahveni. Ha, içeyim ya, dur. Kahveyi unuttuk. Hayatım, ellerine sağlık. Mis gibi kahve. Ha, aklımdayken kaldırayım şunu ortadan. Ya.
Ulan gerizekalının başkanı. Sen bu saatten sonra başka ne iş yapabilirsin? Elbet bir iş bulup namusumla çalışabilirim. Oğlum ailene ne diyeceksin? Ha? Onlar seni okuyor bilmiyorlar mı? Okulu bıraktığını öğrenince ne diyecekler sana? Ne bileyim. Bir şekilde hallederim herhalde. Önce bir iş bulurum. Sonra da gerisi gelir. Sabri, saçmalama oğlum. En güzel iş bizimki. Nerede var lan böyle kebap bir iş? Öyle değil mi Yaşar? Öyle de çocuğun da haklı olduğu yerler var kardeşim. Sen şimdi kesin kararını verdin mi oğlum? Evet. Hayatımın sonuna kadar böyle yaşamak istemiyorum. Oğlum, madem bu işi bırakacaksın, bari zirvedeyken bırak. Ne zirvesi? En güzeli jübileni büyük bir işle yapacaksın abi. Kanka, biraz açık konuşsana abi. Hiçbir halt anlamadık. Son birkaç haftadır büyük bir soygun düşünüyorum aga. Böyle küçük işlerle nereye kadar ya? Doğru abi. Gördük işte, en babasından 5.000 lira kaldırdık abi. Oysa var ya, tek bir işle milyonları bile kaldırabiliriz. İşi bir kere adam gibi yapıp zengin olmamız var ya, işten bile değil. Ondan sonra herkes yoluna abi. Vallahi benim kafama yattı kanka. Neresi olacak burası? Birkaç aydır bunun üzerinde çalışıyorum. Soygun için en uygun kuyumcuyu bulana kadar var ya, göbeğim çatladı burada ya. Kuyumcu mu? Burası sakat değil mi abi? Hepsi değil, merak etme. Ben en uygununu buldum diyorum size. Detayları da anlatacağım size. Tabii siz de benimle beraber varsınız. Ben varım. Bir kere yapalım, voleyi vuralım abi. Sen? Ben yokum. Oğlum, Kasım'ı duydun. İlla bırakacaksan zirvedeyken bırak bu işi. Yok abi, boşuna ısrar etmeyin. Ben kararımı verdim. Bitti artık. Hadi eyvallah. Ulan var ya, bu harbi gerizekalı ha. Hayatını kurtaracak parayı elinin tersiyle itiyor ya. Ne yapalım abi? Başka birini buluruz. Zorlu olacak iş değil bu. Olmaz kardeş. Bu saatten sonra bu iş için kimseye güvenemeyiz. Sen ne yap ne et, bu herifi ikna et. Bu işte mutlaka bu herif olacak. O kadar. Bakacağız abi. Gerizekalı herif. Akşam akşam oynattı sinirlerim benim ya. Alo? Sabri, hemen görüşebilir miyiz? Şimdi mi? Evet. Tamam, nerede? Tamam, geliyorum. Bugün evde kıyamet koptu Sabri. Neden, ne oldu? Düğünü yazın yapacağını söyledim. Babam da annem de çileden çıktı. Hemen yapılmasını istiyorlar. Ama hayatım, ben şimdi nasıl yapayım, okulum var. Yani bırak okulu, param da yok. Babandan al Sabri. Hem düğün erkek tarafı yapar. Seninle daha yeni konuştuk ama. Yazın yapacağımı söyledim. E sen de kabul ettin. Ama onlar etmiyor işte. Ben ne yapayım? Bak Sabri, eğer evlenmeye niyetin yoksa bana söyle. Lütfen söyle. Saçmalama hayatım ya. Biliyorsun seni ne kadar çok sevdiğimi. O zaman niye evlenmiyoruz Sabri? Neden? Ya derdimi anlattım ya. Lütfen Sabri, ne yap et, bir an önce şu düğünü yap. Yoksa beni unut. Tamam Pelin, tamam. Ben yarın annemle konuşurum, merak etme. Nereye oğlum? Hemen geliyorum baba. Tamam oğlum, geç kalma. Tamam babacığım. Kahvaltıya bekletme ha. Hı hı. Anne. Ah. Oğlum sabah sabah sıçrattın beni. Bir şey konuşman lazım sen. Dinliyorum. Bir an önce düğünün yapılmasını istiyorlar. Oğlum hadi deyince nasıl yapacağız düğünü? Şu aralar durumu biliyorsun. Elde avuçta ne varsa ablana bahanelerle açmak için harcadık. Biraz daha sabretsinler.
sen merak etme. Ben Pelin'in annesiyle konuşurum. Tamam anne. Nereye oğlum sabah sabah? Pelin'le konuşma, hemen geleceğim. Oğlum çabuk gel ama kahvaltıya. Baban kızar sonra. Annemle ne konuştuysak anlattım hayatım. Hayır, hiçbir şey anlatmadın. Yuvarlak cümlelerle durumu geçiştirmeye çalıştın. Annen bir iki aya kadar düğünü yaparız dedi mi, demedi mi? Ya para sıkıntısı var Pelin. Ama yine de bir şeyler ayarlanacak herhalde. Bak hala net bir şey söylemiyorsun. Sabri, sana bir hafta süre. Eğer bir haftada düğün tarihini alıp karşıma çıkmazsan bir daha hiç çıkmam. Vallahi ben dayanamıyorum, üçüncüyü de yiyeceğim. Çaylarımız da tavşan kanı. Öllerine sağlık, yine döktürmüşsün hayatım. Afiyet olsun. Okul nasıl gidiyor? İyi baba. Bir sürprizin falan yok değil mi? Yok baba, olur mu? Bu sene okul bitiyor ya. Tabii. Güzel. Bir iki arkadaşımla konuştum. Sana güzel bir iş ayarlamaları konusunda söz aldım. Yani okulu bitirir bitirmez işin hazır. Allah'ım, o günleri bir görebilseydim hayırlısıyla. Kim o? Sınıftan bir arkadaşım. Alo. Alo Sabri, hemen görüşmemiz lazım. Tamam, ben de geliyorum zaten okula, görüşürüz. Benim gitmem lazım. Size afiyet olsun, görüşürüz. Oğlum yemedin böreğini. Akşam çayla yerim anne. Akşama kalırsa tabii. Ben yine yaparım paşa oğluma. Canım annem. Yine sattın beni hanım. Vallahi bu sefer bambaşka yapmışsın ha. Aman, her zamanki su böreği işte. Yok, öyle deme. Gayet güzel. Oğlum gel şu işe he de, son bir iş lan. O kadar iş yaptık, doğru dürüst faydasını göremedik. Bu seferki hepsini yüze katlayacak iş diyorum sana. Yaşar, ben kararımı verdim diyorum. Neden anlamıyorsun ya? Amma kastın be kardeşim ya. Deli gibi paraya ihtiyacın olduğunu bilmiyor muyum sanki? Al paranı, ondan sonra yap şu düğünü ya. Ben çok mu memnunum bu hayattan? Bu işten sonra ben de bırakacağım zaten. Önce seninle Pelin'e muhteşem bir düğün yaparız. Sonra da seninle beraber hep o hayalini kurduğumuz kafeyi açarız. Zarar da etsek dert değil. Kaldıracağımız para 1 milyonu aşkın diyorum sana. Sahi mi? Sahi tabii oğlum. Son bir kez lan, son bir kez. İster kafe açarız seninle ortak, istersen herkes kendi yoluna. Karar senin kardeş. Çaktırmadan arkama bakın, dükkan bu. Dikkatli bakın. Bu mu? Oğlum, burası bizim mahalleye çok yakın lan. Biliyorum oğlum, biliyorum. Dedim ya, aylardır bu işe kafa patlatıyorum diye. Bizim için en uygunu burası. Hem güvenliği yok, hem alarmı yok. İyi. Kafamıza göre gireceğiz, çıkacağız, anladın mı? O zaman iş başka. Ama biraz paçoz gibi ya kanka. Kardeşim, öyle dandik göründüğüne bakmayın. Buranın var ya, aylık cirosu neredeyse Merkez Bankası kadar. İçeride hem altın hem de nakit para var. Bir taşla iki kuş vuracağız yani. Risk durumu? Sıfır oğlum, sıfır kardeşim. Ya reisiniz sizi zengin etmeye karar vermiş diyorum. Siz hala makara peşindesiniz lan. Değil mi Sabri? Ne zaman yapıyoruz işi? Ulan gördüm paranın ucunu, şimdi sabırsızlanıyorsun değil mi? İşi yarın yapacağız. Yarın iki personelin izin günü.
Kuyumcu böyle bizi biblo gibi bekleyecek kardeşim. Gördüğünüz gibi reisiniz böyle her şeyi düşünüyor, her şeyi planlıyor. Fazla dikkat çekmeyelim, buradan uzayalım, gidelim. Şşş, anlaşıldı değil mi? Saat 4:30 gibi içeri dalacağız. Hem kuyumcunun en sakin olduğu zaman hem de trafiğin en yoğun olduğu zaman. Böylelikle izimizi kolayca kaybettiririz. Ama bu sefer gündüz yapıyoruz. O beni biraz düşündürüyor be. Kanka, asıl var ya gece işi yapmak kerizlikmiş. Gündüz insan serinde kaybolmak nasıl kolay anlatamam. Sen bana güven. Güvenmesek yanında ne işimiz var abi? Yalnız bu iş için bizim eksiğimiz var. Neymiş o? Tabanca. Her zaman kullandıklarımız var ya. Oyuncak tabanca değil, gerçek silah lazım. Nereden bulacağız oğlum onu? Şimdi sana ille de Sabri dememin sebebini anladın mı? Babasının beylik tabancasını almasını istiyorsun sen. Hayatta olmaz, imkansız abi. O zaman bu iş yeter beyler. Hepimiz paralara elveda deriz. Silahsız yapsak ne olur? Oldu. Bir de elimize çiçek yaptırıp öyle gidelim. Oğlum gerçek silah olmadan bu işe girilmez. Kullanmayacağız zaten. Ama kendimizi güvende hissetmemizi sağlar. Çaktın mı? Şimdi cevap ver bana. Babanın tabancayı alacak mısın, almayacak mısın? Bu işte var mısın, yok musun? Yakaladım seni. Seni yatağına yatırmayı unutmuşuz. Gel bakalım emekler. Nerede kaldı bu ya? Allah'ım ya Rabbim. Nerede kaldın oğlum? Anca geldim. Sabri, emaneti alayım hadi. Bak söz verdin kullanmayacaksın. Tamam dedik ya oğlum, ayrıl artık, Allah Allah. Ver bakayım. Vay 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 vay. Oğlum kuyumcu soymaya ne gerek var lan? Direkt bunu satalım işte. Babamda büyük hatırası var. Üstün başarı ödülü almıştı. Onun hediyesi. Gurur kaynağı babam. Onda anısı çok. Şimdi bizim de böyle ekip olarak güzel bir anımız olacak kardeşim. Sen hiç merak etme. Bu yavrular da sizin. Hadi bakalım, saatimiz de tamam. Tereyağından kıl nasıl çekilirmiş gösterelim şunları hadi. Tahir, biliyorum durumumuz yok ama Münevver Hanım'la konuştum. 1-2 aya kadar düğün istiyorlar. Allah Allah. Nereden çıktı bu?
Mahalleli ileri geri konuşunca bunlar da alınmışlar. Sabri kızla evlenmeyecek. Oyalıyor boşuna Pelin'i demişler. Münevver Hanım bilirsin. Böyle şeylerden çok etkilenir. Yaza kadar bekleyemiyorlar mı yani? Yok. Ne yapacağız Sahir? Bir çaresini bulacağız. Kredi çeksek? Daha yeni çektik, vermezler. Benim birkaç parça altınım var. Onları satalım o zaman. Gerçi etse 3-4 bin lira anca eder. Yine çok eksiğimiz kalır. Ben hallederim. Tahir, borç mu alacaksın? Bu devirde kim kime borç verir ki? Ne yapacaksın o zaman? Benim emektarı satacağım. Tahir, olur mu öyle şey? Onun sende büyük hatırası var. Evet, var. Ama ben ne oğlumun yüzünü yere ediririm, ne de aile şerefimize laf ettiririm. Gereğini yaparım. Ah canım benim. Kimse kıpırdamasın. Yanlış bir şey yapanı var ya, yakarım ha. Çabuk altınları doldur çantaya. Yoksa beynini dağıtırız seni. Tamam çabuk abi, sakin. Dağıtırız. Tamam. Sakin. Sakin olun abi. Hadi çabuk. Hadi çabuk tamam, oğlum çabuk. Tamam abi. Tamam. Hadi oğlum hadi. Tamam. Sakin olun abi, tamam. Doldur hepsini. Çabuk. Doldur çabuk lan. Kasayı aç, paraları da doldur para içine. Para yok ki. Oğlum bana oyun oynama, kafana sıkarım ha. Kasanın içi para dolu. Yalan söyleme bana. Çabuk. Oğlum açsana lan. Tamam. Doldur parayı hadi. Tamam abi, açıyorum. Oğlum hadi. Tamam. Ha, çabuk. Tamam abi. Abi çıkalım hadi. Yeter, gidelim artık abi. Kes lan sen de sesini. Abi polisler geliyor, çıkmamız lazım, hadi. Hadi. Allah kahretsin be. Bunlar da nereden çıktı? Teslim olun. Teslim ol. Siz alarma basmış olmanı. Kaçalım hadi. Dur. Kaçma. Dur. Koş. Polis. Kaçıyorlar. Teslim olun. Dur. Durun polis. Kaçmayın. Haber merkezimize ulaşan ilk görüntüleri izliyorsunuz. Böyle olmayacak. Hadi dağılalım. Nasıl dağılalım Kasım? Ne diyorsun sen? Soygundan sonra herkes yolunda dememiş miydik oğlum? Hadi yallah. Olur mu abi, ne diyorsun sen? Oğlum beni deli etme, kafana sıkarım senin ha. Çok konuşma, beynini dağıtırım senin. Bütün işi ben yapacağım. Bir de size para vereceğim. Ne hala memleket. Kıpırdamayın polis. Teslim olun. Teslim olun. Yürü hadi gidelim hadi. Oğlum babamız silah. Hadi oğlum. Durun kaçmayın. Teslim olun.
Nermin! Nermin! Ne oldu? Tabancamı bulamıyorum. Nerede olduğunu biliyor musun? Nasıl yani? Yok mu? Yok. Her yere baktım, yok. Dün gece yerine koymuştum. Allah Allah! Nereye gider bu? Gir oğlum, gir. Çabuk içeri girelim. Kurtar bizi. Ne olur kurtar bizi. Onlara verme. Sakla bizi Tahir amca. Kulun kölen olalım. İstersen bütün bunlar senin olsun. Şerefsiz. Merkez, olay yerine geldik. Çevreyi sarın arkadaşlar. Merkez olay yerindeyiz. Çevreyi sarıyoruz şu an. Baba ne olur bir şeyler yap. Ver bakayım şunu. Ver sen onu bana bakayım. Ver. Benim senin gibi bir oğlum olamaz. Sen benim için çoktan öldün. Sadece yarım kalan işi bitireceğim. Baba yapma. Ne olursun yapma. İçeridekiler teslim. Tahir, ne yapıyorsun sen? Sarıldın. Ne mi yapıyorum? Hırsız oğlunun cezasını kendi ellerimle veriyorum. Bu şeref yoksunu hırsızmış. Benim oğlum hırsız olamaz. Mutlaka bir yanlışlık vardır. Yanlışlık var ha? Baksana şunların haline. Ellerindeki torbaya, kafalarındaki maskeye. Teslim olun. Yapma Tahir. İndir o silahı. Kıyma oğlumuza. O masumdur, yapmamıştır. Her şey ortada Nermin. Her şey ortada. Bu kansız oğlum olamayacak kadar şerefsiz, namussuz bir adam. Tahir amca, onun hiçbir suçu yok. Hırsızlığı bırakmak istedi. Ama büyük bir soygun yapmaya ben ikna ettim. Son işimiz bu kuyumcu işi olacaktı. Bütün suç benim. Ne? Yani bu haysiyetsiz uzun zamandır hırsız. Hırsızlık yapıyor ha? Okulu bıraktıktan sonra iş bulamayınca bana geldi. Ben de bizim ekibe aldırdım. Bir dakika, bir dakika. Okulu da bıraktı ha? Teslim olun, teslim olun. 34-24 merkez, yarı anonsu yapılıyor. Yapma, yalvarıyorum sana. Bunca yılın hatırına yapma. Hayır komiserim, lütfen zanlıları bize teslim edin. Verme oğlumuzu onlara, verme. Kulun kölen olayım Tahir, ne olursun. Suçu varsa, oğlum da olsa gereken yapılacak. Teslim olun, etrafımız sarıldı. Ama ben bu acıyla, bu lekeyle nasıl yaşarım artık? Baba. Şerefleri için yaşayanlar, zamanı geldiğinde şerefleri için de ölmesini bilirler. Ben şerefim için yaşadım. Baba yapma. Şerefim için de öl. Tahir! Sen!
Baba. Hapisten sonra okulumu bitirdim. Selin sayende. Tek üzüntüm senin yanımda olmamak. Tek pişmanlığım senin kıymetini bilememem. Hakkını helal et babam. Helal et. Baba, baba benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.